Kaç haneydi sen abi bu köy? 350 haneydi abi. 350 hane? Evet. Çok. Büyüktü. O şimdi aynı köyün şeyi oraya mı göçtü? Evet, aynı o köy oraya göçtü. Bak şuradan falan araba yolu vardı. Şu binanın altında karşı binalara araba yolu geçiyordu. Anladım. Burada minibüs vardı. Arabasını buraya çekiyordu evinin önüne. Minibüsü döşemesi vardı orada. O evin olduğu manzaraya göre hissedebiliyor musun? Evet. Askeriye kulesi gibi. Ama burayı zamanla... Burası da rahmetli amcamlarındı. Şu. Şurada aşağıda bizim inek ahırlarımız vardı. Gençler toplanırdı buraya. Üç gün sürerdi. Mesela salı gelir, perşembe biterdi. Cuma gelir, pazar biterdi. Bugün burada dübek düvelerdi. Tamam. Burada bu meydanda oynarlardı. Gençler. Yapma. Eski betonarme binadı bunlar. Güzel binaydı abi. Her abi köşede... taş bina. Şuraya bir baksana. Evet. Şu manzaraya bir baksana buradan öte. Oradan yine aynı dikili tarafı hep gördüm. Görünüyor. Köpek mi var burada? Hayvan var, koyunlar var. Ha bu burada. Orada taş bina var bak. Evet. Görüyor musun taş binayı? Görüyorum abi. Asıl yoğunluk buradaymış merkez köyün. Değil mi? Asıl merkez burada. Evet. Araba yolu vardı ya. Anladım. Anladım. Şurada bir çeşme vardı. Nerede? Bak burada daha çeşmenin daha hırcı duruyor görüyor musun? Anladım. Şurada var bir çeşme bak karşıda. Bunlar hep akıyordu bak şurada çeşmeydi. Bak şu. O da çeşmeydi. Rukiye yeri neresi biliyor musun? Şu büyük ağaç var ya bak. O yıkıklık, o binaların olduğu yer Rukiye'nin babasının, amcası, dedesinin eviydi. Anladım. Tamam, yani arsalar buradaydı. Evet. Benim evim de şurasıydı. Oturduğum, büyüdüğüm. Şöyle gel. Düşmeden. Geldikten kaynak. Tamam. Bak orada temeli duruyor o taş binanın berisinde. Orası da benim evimdi. Biri alayım ha. Tamam. Bir küçük orman var beride, bir küçük orman da orada. Orası benim oturduğum ev orasıydı. Gel işte oradan böyle dönüyordu. Gel gidelim oraya kadar. Gidelim. Daha orada o bademlerin yanında oturan vatandaş vardı. Evi oradaydı. Daha orada o bademlerin yanında oturan vatandaş vardı. Evi oradaydı. Ödeyeceğim. 5 senede hiç dokunmuyor. Ödeyemeyiz diye kimse sokulmadı yanına. Sonra kredi çıkardı devlet. Krediyle yaptılar evlere. Krediyle plana projeye uymadılar. Birbirini başladılar şikayet etmeye. Sonra herkes kendi bütçesiyle yap. Bak orası camimizdi. Neresi? Bak şurası camiydi abi. Ha caminin olduğu ya. Evet. Orada köy meydanı vardı. Bakkallar şeyler vardı orada. Ağaç güzel bir manzara. Burası yağhaneydi, fabrikaydı. Yağ zeytinyağı fabrikasıydı.
Allah Allah. Evet. İki tane zeytinyağı fabrikası vardı orada. Taş sıkım. Anladım. Şimdi herkes kibarlaştı o zaman. Beygirlerle dönüyorlardı. Zeytinyağı zaten. Evet. Bu torbalar vardı. İşte şimdi dikkat et. Bak o karşısı kahveydi. Hangi? Şu ağacın yanında arada var ya bak. He. Orası kahveydi. Şurası benim anneannemin yeriydi. Ben 1.82'de asker oldum ben. 10 seneye kadar burada büyüdüm. Göllerden olanlar var değil mi? Ali Kesin'e verdik. Ali Kesin var ya dikildi. He. O aldı. Ne yaptı? Sattı. Sattı. Ben buradan satıp da tekrar geri gelip de 2 sefer 3 sefer sattığım arsalar oldu benim ya. Doğrudur abi. Doğrudur. Şuraya bir baksana manzara. Şimdi manzara yakalandı. Denizi gördün mü? Şimdi manzara yakalandı. Buradan nereye gidiyor? Bahçeli'ye mi, Salihler'e mi? Orası Bahçeli'ye. Bahçeli'nin üstü mü kaldı şimdi burası? Orası Bahçeli'nin üstü kaldı. Bahçeli'nin Salihler arası. Salihler burada kaldı. Burada kaldı. Bu şimdi Bahçeli'nin üstü. Hemen orada yanı başında Altınova. Altınova, heh. Evet. Altınova'yı da görebiliyorum burada. Eski küçük tepe görünüyor ya. Heh. Oradaydı eski Bahçeli. Şimdi biz eski Bahçeli'nin dağ mı üstüne çıktık? Yanında. Geçen ben çıktım oraya. Eşit. Eşit mi? Şurası mesela depolu bir çeşmeydi bak orası. Heh. Depolu bir çeşmeydi orada bak üzerinde betonu. Anladım. Burası bizim evimizdi. Anladım. Burada bizim evimiz vardı. Anladım. Ha o Bahçeli'ye ben geçen de çıktım. Geçen sene pardon. Geçen sene burası çıktım. Bak, orası kahve burası da köy meydanına giden yol. Heh. Buradan köy meydanına gidiyorduk. Yol. Anladım. Çok güzel manzaralı bir yerdi. Bir yanış vardı bak camide. Oluklardan akan su. Hı. Onu kullanıyordu millet. Bak burada çeşme var, çeşmeden ortadan daha hayvanlara su çekiyorlar. Görüyor musun? He. Bu eski caminin olduğu yer. Evet. Şurası bir ara lokantaydı. He. Şu gördüğün yer burası lokantaydı. Burada bakkal dükkanı vardı. Burada lokantaydı. Burada bakkal dükkanı vardı. Evet. Şurada kahve vardı. O gördüğüm bina kahveydi. Bak burada caminin içini kes, şerifetini. He? Şerifetini kes. Caminin. Bak. Şu buraya çıkıp da yapıyor Ece'li. He. He. Dur onu bir. Bak senin satılık olmak için maaşın olması lazım. Var mı yok mu? 7,5 lira. 7,5 lira. Tamam. 7,5. Taze fasulye oldu 100 lira. Kuru fasulye. Ya 7,5 lira. Biz kuru fasulye daha. Kuru fasulye. Sen daha kuru fasulye hesabı. Kuru fasulye de yapmaz yani. Tamam. Kuru fasulye de bağlı. Kavga edeceksin onunla Ali'yle. Tamam da kuru fasulye de bağlı. Bağlı da eskiden türkü söylüyordu. Ayşe ben size düğüne git dedim mi? 7,5 lira. 100 vuruyormuş. Karşısı güzel deniz. Buradan işte bu şimdi var. Kaba kum mu oluyor karşısı? Orası Dikili. Dikili mi? Kaba kumu sahiller altı. Kaba kum, polyak, bankacılar oraları. Oraları yani. Evet. Ha, buradan orayı seyrediyoruz. Ama güzel bir boğaz var burada. Evet, bak. Temiz bir hava alıyor. Şuradan baksanız zaman. Evet. Bak, adam burada sınırları bile ölçücük edin çaldıktan sonra. Burayı sattım ben bak. He. Görüyor musun bak? Evet. Katastrof. Evet. Tamam. Bak burada Dikil'de şöyle gel Dikil'in limanında şeylerin gemilerin durduğunu görüyorsun abi. Değil mi? Evet. Ben burayı sattım. Burada adam köpekçilik yapacak. Köpekçilik mi? Evet.
Ne yapacak burada köpek? Ne ya, köpek besleyeceğim, köpek. Ha? Tamam tamam, bana şimdi burası lazım. Görüyor musun gemiyi de kimisi? Orası dikili limanın olduğu yer. O karşı doktorlar ve iş adamları sitesi. Evet. O Yaşı ve Bademli'ye doğru giden yol orası. Anladım. Ha, güzel buradan manzara. Tam tepe. Bak buradan adam bak oraya da boyasını sürmüş bak. Burada da tamam. Poligon taşı var. Ama burayı arsa şimdi değil mi? Arsa. Arsa buraya gelecek. Yok burası arsa değil burada. He. Oriten oldu ya da burası. Bu burası burası. Değil orası boşluk. E bu ev, bu evi yıkacak o zaman. Ya o evi zaten hay, burada zaten duran hayvancılar üzerine laylon toprak yapmış. Tamam. Buraya gelecek evini yapacak. Yapacak. Süper. Buraya değil mi? Evet. Gayet de güzel. Manzara da bu şekilde. İş makinesi de buraya bir düzeltir mi? Tamam. Düzeltir abi, düzeltir. Ben sattım burayı. Ben sattım burayı. Üç tane sattım burayı. Bak adam bizden sonra ölçücü getirmiş bak orayı bak boyası bak poligon taşı oradaymış bak betonla. Evet. Görüyor musun bak? Ama buraya evini yapacak adam. Çok güzel. Alan evini yapacak. Poligon taşı oradaymış bak. Tamam. Oradan oraya ölçmüş aşağıya. Buraya gelecek. Çok da güzel manzara. Bu mu? He? 120-156 orası çeker koyarsın. Burası mı? Evet. Buraya kaç. Dur çekeyim onu da. He. Onun altına da onu koyduk değil mi? Dur. Burada tam 6 tane bakkal dükkanı vardı. 6 tane. 5 tane kahve vardı. Bir tane lokanta vardı. Bir tane yiyip içilen yer vardı. E arabalar hep? İçmeyi de severdi. Arabalar hep gidip geliyordu o zaman gidip buraya. Geliyordu. Ya kamyonlar geliyordu buraya. Mal getiriyordu abi. Hı. Pepsici, kolacı, meşru bacılar hepsi geliyordu. Bu yoldan. Geldiğimiz yoldan. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu Hasan abi hep burada mı kalıyor? He. Hayvanlar da orada olsa ya da koyunlar geçiyor ve burada kalıyor. He. Biz buraya akşam üzeri oldum atardık şeyi. Oturduk buradan karşıdan gelenleri seyrederdik. Köyün içine dağılan buradan dağılır bizi. Anladım. Hep betondu buralar. Zamanla baksana şey bozmuş abi. Buralar betondu. Bozuk yerlerine beton atıyorlardı. Bu şekilde şey yok. Taksiler takır tukur gidiyordu burada. Şavurda taksiler vardı burada köyde o zaman. Eski kuyruklu şavurlarda. Anladım. Şimdi bak Bahçeli'ye biz geçen sene gittiğimizde onun gene hiç yolu yok. Bak burada, şurada benim evimin arkasında, orada tam 6 tane, 7 tane böyle şu çeşmelerde çeşme vardı. Evet. Adam buradan traktörle yanaşıp suyunu alıyordu buradan. Evet. Biz buradan arabayla şuradan şeye çıkıyorduk ya, yol bozulmuş, yol var demeye şahit lazım. Nenemin evine çıkıyorduk buraya. Şurası nenemin de, annemin annesi. Ama sizin yani buraya gelip yerleşim tarihiniz belli değil. Değil. Hani şimdi kimisi mesela Bahçeliler diyor ki, biz de kimimiz Ayvalık tarafından geldik, kimimiz Memlen'den geldik. Sizin öyle değil, daha mı eski yani? Bizim daha eski yani. He. Bizim daha yukarı ormanda küçük küçük köyler varmış. Eskiden hastalıklar oluyormuş. Boğmaca, sıtmaca diye bir şeyler. Heh. Adamlar oradan korkup kaçıyormuş. Nasıl bir bundan 5 sene 6 sene öncesi dediler ki dünya bozulacak Şirince'den ev alın. Ulan dünya bozulsan sonra sen Şirince'de kalsan 500 kişi kalsan 1500 kişi kalsan neye yarar? Yani. He? Yani. Şirince'den ev alırsan Şirince sağlanmış, Şirince yıkılmayacakmış. Şirince'den ev alın. Nerede ne yiyeceksin, ne içeceksin? Evet. Ama Şirince'ye para kazansın diyor. Öyle bir şey yaptılar gitti. Ya burası ev mi? Burada da mesela ev oturuyor. Ama güzelmiş lokasyonu ha. Bazı evlerin lokasyonu çok düzgünmüş burada. Evet. Ben merak ediyorum. Mesela bak şimdi bu ev uzun bir sene değil. Bu taşları sanki gelmiş birileri yolmuş ya. İhtiyacı olan da aldı gitti ya. Bak şurada geçen sene şu bina sağlamdı. Bu kışın yıkılmış bu. He. Burada duran oturan adam vardı, hayvan baktı. Bunun oğlu şeyle duruyordu ikisi de sağlık ocağında. Devlet hastanesi. Anladım. Gelini Tokat'tan. Orada ev vardı, oraya gidip şuradan yol gidiyordu oraya. Anladım.
baya bir hane varmış burada. Evet. Rukiye nerede? Rukiye yerlerde kalmış. Rukiye azat alır mı lan? He? O da video çekiyor. O da uzun zamanda. Öğretmen müdür vardı bizim ilkokul öğretmeni. He. Şu ev onundu. O zaman gazlı şeyler vardı, buzdolapları biliyor musun? Evet. Gaz yağı döküp de çalışıyordu buzdolabı. He. Elektrik yoktu burada. Bir jeneratör vardı Rukiye'nin babasında. Bazı düğünlere para öderlerdi. Ona çalıştırdı. Aydınlatma o yapardı. Rukiye'nin babası yapardı. Rukiye nerede kaldı? Geliyor geliyor bak şurada. He. Tamam. Cevizler de var bak aşağıda. Evet. Şu karşısı benim dünürlerin eviydi. Dedesinin. Hüseyin abi bu su kaynak suyu muydu burada çeşmede? Abi orada kaynak suyu vardı. Büyük bir depo vardı. 100, 150 tonluk. He. Depodan kendi halinde gelirdi. Ceylan. Peki onun şeyi durmuyor mu şimdi orada? Duruyor. İşte oradan geliyor oraya. Ordumlardan oradan alıyorlar, kullanıyorlar. Ha, gene var yani. Var. Bunun altı hep kaya o zaman. Kaya. Burada şu tepede de ev vardı. Evet. Davullu zurnalı olurdu, dansözlü olurdu buradaki düğünler. Edremit'ten, İzmir'den, he, Bergama'dan dansözler gelirdi. Üç gün dansöz burada köyde oylar, muhabbet ederdi. Gençlerle şeyle, gelen misafirlerle. Kaymakamlar gelirdi, jandarma karakol. Burada küçükbaş sade keçicilik mi? Keçi hayvancılık çoktur burada. Hayvan? Evet. Büyükbaş. Bizim buradan koza kaplana kadar dayanır sınırımız. He. O yaylada da elektrikli hayvanlar. He. Burada olan az. Salmada mıydı onlar? Salık mıydılar? He. Dur şu yolu da çekeyim. Nerede? Ha, burada. Manzara güzel burada tabii. Ha, duruyor bak çeşme. O çeşmeden çekiyorlar ortamı, görüyor musun? Anladım. Yani istense burayı yeniden bayındır yapılır. Yani yerleşim alanına dönüşür burası. Bir yola bakıyor. Efendim. İyi olur. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş geldin. Hadi iyi olur bakalım. Elektrik bile getirirsin, iyi olur. Sen İnşallah. Sende güneşin arzı paneli yok mu? Yapma ya. Satalım vardır seni de ya. Bak buradan da gözüküyor. Evet. Boşuna. He. Fiyatını belleteceksin ki ver. Al gidiyor bak. Gidiyor mu? Bak. Yeşile bak. Şimdi belki yolda olduğu için görmeyebilir. Ha. Senin yeri de çekeyim. Video. Sen çekil de çıkmayasın ortalıkta. Arıyor. Evet. Alo. Dağdayım. Emlakçılık yapıyorum. Geldin mi sen buraya? Aa, tamam. Motelden çıktım.